Apple AirPods 2. nesil 2021'de hala satın alınır mı? Bu videoda bundan bahsedeceğiz. Gelin detaylara bakalım. 2016 yılında iPhone 7 ve Apple Watch 2 tanıtılmıştı. Yanında ise AirPods'un 1. nesli tanıtılmıştı. Yani üzerinden bayağı bir vakit geçmiş. Ve sonrasında 2019 yılında 2. nesil bizlere tanıtıldı. İçerisindeki çip değişmişti. Pil performansı biraz daha geliştirilmişti. Tabi üzerinden belirli bir zaman geçti ve Apple AirPods bu zamana kadar satılan en çok gerçek kablosuz kulaklıklardan bir tanesi oldu. E tabi bunun arkasında bir İkinci olarak marka algısı yatıyor. Yani Apple'ın bir ürünü ve ikinci olarak ise bağlantı konusunda herhangi bir şekilde bir sorun yaşamıyorsunuz. Telefonunuz eğer Apple iPhone ise sorunsuz bir bağlantı deneyimi yaşıyorsunuz. Bu nedir? Yani şu kapağı açtığınız zaman zaten otomatik olarak telefonunuzda bir tane görsel dönmeye başlıyor ve böylelikle bağlantı aslında burada kurulmuş oluyor. Bunların dışında piyasada binlerce farklı gerçek kablosuz kulaklık bulunuyor ama bildiğiniz gibi bazı insanlar burada hani ben başka bir kulaklık alıp da hani bağlantıyla ilgili hiçbir şey sıkıntı yaşamak istemiyorum. Direkt Apple'ın kendi ürününü alırım ve ekosistem özelinde hiçbir sıkıntı yaşamadan bu kulaklığı kullanırım diyorlar ve genellikle tercihleri Apple Airpods ya da Airpods Pro oluyor. Biliyorsunuz fiyatlar durmadan artıyor ve aynı zamanda geçtiğimiz Ekim ayında bu cihazın artık 3. nesli tanıtıldığı. 3. nesille beraber tasarım burada hem şarj kutusunda hem de cihazın kendisinde artık değişti ve bir takım artı özellikler geldi. Fiyat etiketi ise 2000 TL bandında oldu. Şu an standart Apple Airpods'un ikinci versiyonu Amazon üzerinden yaklaşık olarak 1200 TL bandında satın alabiliyorsunuz. Ama bu cihazı hala daha satın almak mantıklı mı değil mi? Gelin özelliklerine biraz bakalım. Sonrasında videonun sonunda hep beraber karar vereyim. Evet, öncelikle bu cihazı kimler satın almalı? Ondan bahsedeyim. iPhone kullanıcısıysanız bu cihazı satın almanızı öneririm. Bunların dışında eğer Android, Huawei vesaire, Samsung farklı işletim sistemleri, farklı markalarda bir cihaz kullanıyorsanız Apple AirPods almanız bence gereksiz. Bu tarz bir cihaz alıp da hani ekosisteminizi bölmeye gerek yok. Eğer Samsung bir telefonunuz varsa Samsung bir kulaklık alın ya da Huawei bir telefonunuz varsa Huawei bir kulaklık alın ya da farklı markalarda daha iyi ses performansları ya da farklı deneyimler yaşamak istiyorsanız daha üst segment markalara bakabilirsiniz. Sony, Sennheiser vesaire gibi kulaklıklar burada zaten ön plana çıkıyor. İlk olarak tasarımından başlayalım. Biliyorsunuz ilk çıktığı zaman çok tartışılmıştı. Diş ipi kutusuna çok benzetilmişti. Ama sonrasında kulaklığın gerçekten binlerce çakması çıktı. Şu anda da yine internet sitesine girseniz Apple AirPods ya da AirPods yazsanız çakma Apple AirPods'lar var kulaklığın yapısına geldiğimiz zaman ise burada silikon uçlu bir kulaklık değil. Apple Classic EarPods'larda yani. yani bunun kablolu olan versiyonunda olduğu gibi yine kulağınıza şu şekilde taktığınız zaman aslında ne ergonomik konusunda ne de izolasyon konusunda sizleri tatmin eden bir yapısı var. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani beni tatmin etmiyor açıkçası ama bazı kişilerde bu plastik yapıyı seviyor. Ben şu anda konuşuyorum ve hani konuştuğum şeyi çok rahat bir şekilde duyuyorum. Sanki kulağımda kulaklık yokmuş gibi ve gördüğünüz gibi bir hani şey de yok. Hani rahat bir şekilde bu kulaklığı buradan takıp çıkarabiliyorsunuz. Kulağınız içine böyle silikonlu bir şekilde girmiyor. O yüzden hani müzik deneyimi konusunda bu kulaklık aslında bizlere çok da böyle üst versiyonda bir kulaklık gibi ses deneyimi yaşatamıyor. Çünkü izolasyon iyi olmadığı için sesleri de iyi bir şekilde vermiyor. Ancak siz günlük kullanımda daha ağırlıklı olarak telefonla konuşmak istiyorsanız, yani sürekli böyle kulağımda kalsın, telefonum çaldığı zaman dokunayım, açayım tarzında ilgileniyorsanız bu tarz bir kulaklık sizin için doğru olabilir. Ama ilk odağınız kaliteli müzik dinlemek ise bence Apple AirPods sizler için uygun bir kulaklık değil. İzolasyon konusunu bir kenara bırakıp sadece ses konusuna odaklanırsak sesin performansı güzel ama ben hani şu şekilde bastırmadığım sürece kulağıma iyi bir şekilde oturmuyor ve bu yüzden hani tam sesleri istediğim gibi alamıyorum. Şöyle bastırıp iyice izolasyonu kendim sağlarsam o zaman sesin performansı hoşuma gidiyor. Evet gelelim pil performansı kısmına. Cihazın üzerinde Lightning bir giriş var. Lightning giriş üzerinden şarj oluyor. Yani iPhone'u şarj ettiğiniz kablolarla bu cihazlarda şarj oluyor. Bunların dışında ise farklı bir versiyonu daha var bunun. Onda ise şarjı kablosu olarak da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bizdeki kılıf ona uyumlu değil. Bu daha uygun fiyatlı olan versiyonu. Ancak siz kulaklık kablosu da şarj Etmek istiyorsanız o versiyonu satın alabilirsiniz. Pil performansına geldiğimiz zaman kulaklıklar 5 saat şarj kutusu ise 24 saatlik bir pil performansını bizlere sağlıyor. 15 dakikalık bir şarj ile 3 saatlik müzik keyfini de bizlere iletebiliyor bu kulaklık. Yani hızlı bir şarj özelliği de bu cihazda bizlere sunulmuş. Mikrofon konusuna geldiğimiz zaman ise özellikle gerçek kablosuz kulaklıklarda fiziksel olarak gördüğünüz gibi yani burada mikrofonlar burada bulunuyor ve ağzınız burada olduğu için arada büyük bir mesafe var. Bu mesafede aslında çoğu gerçek kablosuz kulaklık mikrofonu iyi performans sergileyemiyor. Ancak burada Apple AirPods'un aslında en fazla ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi piyasada bulunan en iyi mikrofona sahip oluyor oluşu. Tabii ki burada Apple AirPods Pro'yu da unutmamak gerekiyor. Onun da mikrofonu gerçekten güzel. Bunların dışında yine Edifierler vesaireler falan o tarz markaların da yine var ama tabii ki burada Apple AirPods ön plana çıkıyor mikrofon konusunda. Evet fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman demin de söylediğim gibi 1250 TL bandında bu cihazı ikinci nesli satın alabiliyorsunuz. Yeni versiyon ise 2000 TL bandından satışa çıkacak yakın zaman içerisinde. Bir takım farklı ve artı özellikleri var. Ama burada tabii ki 750 TL sizin için büyük bir para olabilir ve burada yeni gelen özelliklere ihtiyacınız da olmayabilir. O yüzden eğer Apple bir telefonunuz varsa ve bağlantı konusunda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamak istemiyorsanız iyi bir mikrofon performansı sizin için olmazsa olmazsa bu kulaklığı satın alabilirsiniz. Birinci önceliğiniz müzik dinlemek ise ve izolasyon yani dışarıdaki sesleri duymak istemiyorsanız bu kulaklık sizin için uygun değil. Aynı zaman da bu kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlediğiniz zaman dışarıdaki kişiler de ciddi şekilde rahatsız olacaktır. Çünkü izolasyon iyi olmadığı için kulağınıza vereceği bir takım sesleri aslında dışarı veriyor. Böylelikle dışarıdaki kişileri de rahatsız etmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar peki ya sizce 2021'de Apple AirPods ikinci nesil satın alınır mı? Aşağıdaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bekliyorum ve aynı zamanda almak isterseniz de bir tane de link bırakıyorum. Oradan da cihazı satın alabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.